uçları açık borularda X ve Y sıvıları şekildeki gibi dengelidir. Kabın içindeki verilen noktalardaki sıvı basınçları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada aynı seviyelerdeki sıvı basınçları birbirine eşit ancak aynı sıvı içinde olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla kap tabanındaki A ve B hem aynı seviyede hem de aynı sıvı içinde olduklarından basınçları birbirine eşittir. Aynı şekilde T ve S noktalarındaki de X sıvısının içinde olup ve seviyeleri birbirine eşit olduğundan Dolayısıyla PT de PS'ye eşittir. Ancak K ve L noktalarına baktığımızda K noktası Y sıvısı içerisinde, L noktası ise X sıvısının içerisinde olduğundan bu basınçlar birbirine eşittir. X sıvısı daha altta olduğu için X sıvısının yoğunluğu Y'ninkinden daha büyük. Yoğunluğu az olan sıvı üzerindeki noktanın basıncı L'den daha büyüktür yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla birinci öncül yanlış, ikinci öncül doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Sabit derinlikte bir dalga leğeninde KOL atması engele şekildeki gibi gönderiliyor. Bu atmanın engelden ilk kez yansıması aşağıdakilerden hangisi gibidir diye sorulmuş. Atmaların engelden yansıması ışığın düzlem aynadan yansımasına benzer. Atmanın ilerleme yönünü engelden yansıtacak olduğumuzda burası 20 derece olduğu için aynı şekilde burası da 20 derece olacaktır. Ancak L engele önce çarptığından burada yer alacakken K ise engele daha sonra çarptığından bu kısımda yer alacak. Dolayısıyla KOL şeklinde dalgamızın görünümü ve yatayla yaptığı açıda burası 90 derece olduğu için şu kısım 70 derece olacaktır. Dolayısıyla K'nın altta ve yatayla 70 derece olan doğru cevap seçeneğimiz A şıkkıdır diyebiliriz. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir sanda F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Sandığın kinetik enerjisi sandığın önü K noktasından geçtiğinde E ise L noktasından geçtiğinde kaç E olur diye sorulmuş. Yapılan iş F çarpı X kadar ve bu da cismin kinetik enerjisindeki değişime eşittir. Dolayısıyla sanda K noktasında fx kadarlık bir iş yapıldığından ve başlangıçta durgun olduğu için kinetik enerjisindeki değişim E kadardır ifadesini soruda belirtmiş. L noktasından geçtiğinde ise yapılan iş 2 fx kadar olacağından başlangıç ve son kısmı aldığımızda 1 fx 1 e ise 2 fx 2 e olacaktır. Dolayısıyla L noktasından da 2 e enerjisiyle geçeceği için doğru cevap seçeneğimiz C şıkkıdır. Sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan bir cisme zemine paralel bir kuvvet uygulandığında statik ve kinetik sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre cisme etki eden kuvvet ile sürtünme kuvveti arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Buradan baktığımızda bu sürtünme kuvvetiyle uygulanan kuvvet grafiğini iki parçaya bölebiliriz. Bu kısım statik yani durgunken uygulanan sürtünme kuvvetini, bu kısım ise kinetik yani hareketliyken uygulanan sürtünme kuvvetini vermektedir. Dolayısıyla cismi harekete geçirebilmek için statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri olan bu 8 N'dan daha büyük bir kuvvet uygulanmalıdır diyebiliriz. Dolayısıyla F'e baktığımızda uygulanan kuvvet 12 Newton olduğunda statik sürtünme kuvvetini yendiği için artık kinetik bölümde olduğundan kinetik 6 Newton'a eşit olduğu için artık uygulanan sürtünme kuvveti 6 Newton olacak. Ancak uygulanan kuvvet 12 olduğunda sürtünme kuvvetini 8 verdiği için bu ifade yanlıştır. Zaten bize soruda yanlışı sorduğu için doğru cevap seçeneğimiz A şıkkıdır. Gücü 20 watt olan Direnci 5 ohm olan X lambası ile Y lambası 12 voltluk iç direnci önemsiz pile şekildeki bağlanıyor. Buna göre Y lambasının direnci kaç ohm'dur diye sorulmuş. Güç dediğimiz ifade burada akım çarpı volt veya I kare R veya V kare bölü R bağıntısıyla bulunabilir. Dolayısıyla gücü 20 watt olduğuna göre I kare R formülünü kullanacak olursak I kare çarpı direnci de 5 olduğu için demek ki buradan I kare 4 üzerinden geçen akımın da 2 amper olduğunu söyleyebiliriz. X lambasının. X ve Y lambası birbirine seri bağlı olduklarında Y'nin üzerinden de 2 amper geçecek. X lambasının ucundaki voltaj değerine bakacak olursak voltaj akım çarpı dirençle bulunduğundan üstünden 2 amper geçiyor. Direnci de 5 ohm olduğu için 10 voltluk bir gerilim burada olduğundan Y'nin uçlarına 2 voltluk bir gerilim kalıyor. Çünkü toplam 12 voltluk bir gerilim uygulandığı için 10 volt X de 2 volt da Y'de kalıyor. Dolayısıyla Y için 2 voltluk bir gerilim 2 amperlik akımdan geçtiğinde Y'nin direncine buradan 1 ohm değerinin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz E şıkkıdır. Küresel aynanın yansıtıcı yüzeyi iç yüzeyi olursa bu tür aynalara çukur ayna denir. Çukur aynanın orta noktasından çizilen ve merkezden geçen doğruya ise asal eksen denir. Çukur aynanın odak noktası F, merkezi M, tepe noktası T olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde asal eksene paralel gelen ışın aynada yansıdıktan sonra F noktasından geçer ifadesi ni kullanmış. Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçtiği için bu ifade doğrudur. İkinci öncülde aynanın merkezinden geçerek gelen ışın aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geçer ifadesi kullanılmış. Merkezden gelen ışınlar aynaya 90 derecelik açıyla çarptığı için kendi üzerinden geri yansır. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımızda aynanın tepe noktasına alfa açısıyla gelen ışın aynadan yansıdıktan sonra asal eksenle alfa açısı Yapacak şekilde yansır ifadesi kullanılmış. Tepe noktasına asal eksenle alfa açısı yapacak şekilde gelen bu ışın aynı açıyla geri yansıdığından bu öncülde doğrudur. Her üç öncülde doğru olduğu için doğru cevap seçeneğimiz 1-2-3 olan E şıkkıdır. İletken R ve 2R yarı çaplı A ve B kürelerinin yükleri artı Q olup iletken ayaklar üzerinde şekildeki gibi dengededirler. Küreler yalıtkan ayaklarından tutulup birbirine dokundurup ayrılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Küreler aralarında yük alışverişi elektriksel potansiyelleri eşit oluncaya kadar devam eder. Dolayısıyla A'nın elektriksel potansiyeli Q bölü R ile orantılı iken B'nin elektriksel potansiyeli Q bölü 2R'dir. Dolayısıyla A'nın potansiyeli B'den büyük olduğu için aralarında bir yük alışverişi olacaktır. Bu yük alışverişi ise A'nın dokunduktan sonraki yük miktarı toplam yük bölü toplam yarıçap çarpı A'nın yarıçapı şeklinde bulunur. Toplam yükümüz 2Q kadar toplam yarıçapımız 3R çarpı A'nın yarıçapını yazdığımızda dokunma sonrasında A'nın yükü 2Q bölü 3. Toplam yükümüz 2Q kadar olduğu için de B'ninki de 4Q bölü 3 olacaktır. Çünkü yarıçapı çok olan daha fazla yük alacaktır. Dolayısıyla yük akışı A'dan B'ye doğru değil artı yükler olduğu için buradan B'den A'ya eksi Q bölü üçlük kadarlık bir yük geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü artı yükler hareket etmez. Eksi yükler hareket eder. Dolayısıyla B'de yani ikinci öncülde yanlıştır. Üçüncü öncüle baktığımızda son durumda B küresinin yükü A küresinin yükünden büyüktür ifadesi doğru olduğundan doğru cevap seçeneğimiz yalnız 3 olan C şıkkıdır.